söyleyeyim. Yani ben şöyle söyleyeyim. Senin çocuğuna kim zarar veriyorsa Fatmacığım. Yoksa ben bilsem hiç susmazdım. Bilsem susmazdım. İnan ki susmazdım. Yani bir anneye bunu söylediğim için çok üzgünüm ama çocuğuna kimi zarar verdiğini ve sistematik olarak zarar verdiğini ben bildiğini düşünüyorum. Yok dedim ama bilsem susmam. Bir anne çünkü bunu anlar. Yok. O kızıma zarar verenini bilsem hiç susmam. Çocuk fark ettirir. Durmazdım. 10 sene durmazdım Didem Hanım. Bilseydim durmazdım. İnan ki durmazdım. Bak bir şey söyleyeyim. Bak bir şey söyleyeceğim Fatma. Maalesef böyle istismar olayları bazen ailelerde yaşanabiliyor. Biliyorum. Farklı farklı yerlerde yaşanabiliyor. Biliyorum. Belki senin duyduklarında olabilir. Çevrenden etrafında duyduklarında olabilir. Biliyorum. Dolayısıyla çevrende duyduğun için böyle şeylerle zaman zaman işte şey yaptığın için. Anladın mı? Birçok yerde. Şimdi ben söyleyeyim, ben anladı o benim ne demek istediğimi Fatma. Mesela... Ha, bir dakika lütfen. Benim ne demek istediğimi anladı. Dolayısıyla çevrende de böyle şeyler duyduğun için, böyle şeylerle karşılaşan insanlar olduğunu düşündüğün için senin o çocuğa daha özenli davranman gerekmez miydi Fatma? Evet tamam. Onda ben çok suçluyum. Ben çevrende... hiç, yani şey etmiyorum. Ha? Yani çocuğumun bunu... üstüne düşmediğim için çok pişmanım. Etrafında duyduğun o şeyleri çocuğuna konduramadın mı? Konduramadım dedim hanım. Bir ataya yapmaz diye gel yani. Ama maalesef böyle çocuğuna böyle kötü gözle bakan, böyle çok yani şimdi bazı kelimeleri bu ekranda kullanamıyorum ama içimden çok kelimeler geçiyor. Çocuğuna böyle kötü davranan maalesef vicdansızlar, ahlaksızlar var yani kötü gözle bakan. Var. Babalar var, anneler var. Hepsi var. Sen etrafında böyle şeyleri duyduğun halde böyle şeylerle zaman zaman yani birçok yerde duymuşsundur. Ben gözümü farklı köylerde, farklı yerlerde, farklı çocuklarını böyle istismar eden insanları duyduğun halde. Sen bu çocuğunun kimden hamile olabileceğini hiç düşünmedin mi Fatma? Yok dedim hanım, hiç düşünmedim. Hiç aklına gelmedi mi? O aklıma gelmedi, inan ki gelmedi. Bu çocuğunun hamile olmadığını bilse, ben çocuğu götürüp getirmesem vallahi Ezrail kesilir benim başıma. Ezrail. Yok dedim hanım. Tamam mı? Ezrail kesilir. Diyor ya burada, bana burada dedi ya. Vardım. Ama benim böyle bir vicdansız adam olmadığını bildiğin için, tamam mı? Bu şekilde bir yola başvurdun sen. Bak bu şekilde bir yola başvurdun. O zaman bildiklerini niye söylemiyorsun? Ya sen çocuğu burada dedin ki hamile dedin. Sen nereden biliyorsun çocuğun hamile olduğunu? Benim bildiklerimi sen de bildiğin için niye susuyorsun? Ya ne biliyorum ben? Söyle senin bilmediğin şeyi ben ne biliyorum? Biliyorum. Söylesene. Sen de aynısını biliyorsun. Neyi biliyorum? Hepsini biliyorum. Ya bildiğin o hepsinin bir burada açıkla bakalım bir. Benim konuştuklarımı hepsini biliyorum. Başka bir şey demiyorum. Benim bilmediğim senin bilmediğin bir açıkla bakalım. Niye cevap vermeyeceksin? Hiçbir şeye cevap vermeyeceğim. Niye cevap vermeyeceksin? Ondan başka hiçbir şeye cevap vermeyeceğim. Bir şeyler saklıyorsun o zaman sen. Dedim ama hepsini açıkla. Biliyorum. Ben ne biliyorsam aynısını biliyor. Ya, başka hiçbir şey demeyeceğim. Aynısını ya. Çünkü yapan kendisi. Benim şu bildiğimi biliyorum de açıkla bakalım. Yapan kendisi. Ben neyi yaptı Mustafa? Açıkla yani götüren getiren çocuğun hamile olduğunu öğrenmek için götüren getiren kendisi. Başka ya zaten sen hamile olduğunu biliyorsun ya. Benimle niye gönderdin hamile çocuğu? Tamam başka hiçbir şey demeyeceğim. Ya açıklasana. Ya sen hamile şey olduğunu biliyorum de 2,5 adet de 15 adet de. Soruyu özür dilerim, çok da üstürüklü bir şekilde sormaya çalışacağım. Bir babasın Mustafa, bekler misin? Ya ben bunun lütfen cevabını almak istiyorum. Ben de almak istiyorum. Soruyu şöyle sorayım. Şimdi eğer babasının çocuğa bir istismarda bulunduğunu düşünüyorsan ve babanın yanlış bir şey yaptığını düşünüyorsan sen bu çocuğu babasının eline verip neden gönderirsin canım benim? Bilmiyorum ama aklıma gelmedi öyle bir şey. O zamanlar hiç aklıma gelmedi. Öyle bir şey olsa zaten vermezdim. Ya Mustafa da diyor ki ben o yanlış bir şey yapıyorsam senin çocuğu bana nasıl emanet ettin diyor. Vermezdim. Değil mi? Çünkü bunu söylemeye çalışıyorsun. Ben bunu cevap almak istiyorum. Ataya güvenmezlikten sonra neden ben bir evladımı şey yapayım, evde bırakayım veya yollayayım? Neden hani yollayayım diyor. Çocukların öyle zarar veren aşağılık insanlar var yani. Var. Dedim var biliyorum. Var. Ama ben aklıma gelmedi. Yani öyle bir şey yapacak aklıma gelmedi. Çevrende o kadar şey duyduğun halde biliyorum, bu aklına dedim, gelmedi mi? Gelmedi. Yani yapacağı aklıma gelmedi. Yani yapabilir diye hiç düşünmedim. Şimdi nasıl düşünüyorum? Şimdi nasıl düşünüyorum? Bunu cevabını ben sadece Didem Hanım burada benim bildiklerim bildiği için ve burada sadece benim sevgililerim onun senin neyi bildiğini biliyor. Senin neyi bildiğini biliyor. Her şeyi hepsini biliyor Didem Hanım. Hepsini biliyor. Çünkü benim anlattıklarım kendisi yaptı. Başka hiçbir şey yapmadı. Kimse ben öğrettim sana. Hiç kimse yapmadım. Olanları yönlendirdiğin gibi değil mi? Aynen. Şu evi bir canlı yayına göstereceğim ama. Şimdi sen Mustafa'dan bu numara tam net olarak söyler misin? Mustafa'nın çocuğun başına bir şey getirmiş olabileceğinden tam olarak ne zaman şüphelendin? Yani ben buraya başvurduktan sonra devam. Sadece burada yalanlarıyla. Allah Allah. Yalanlarıyla başka vallahi hiçbir şey değil. Bak kusura bakmayın özür diliyorum şu anda bu kendimi zor tutuyorum bak. Hmm. Tamam.
Daha öncesinde şüphelenmedim. 10 yıl düşünmemiş. 10 yıl sevgilileriyle beraber hani. Beni yaşatmazdın. Ben olmadan önce sevgili yapmış. Benim... Yani. Biraz saçma. Bir de var mı? Ben sorsaydım. Sen yaptın deseydin beni yaşatmazdı. Lan ben yaşatmam. Ben seni çocuğuma kötülük yapsaydım sen de kaybederdim lan. Ben açık açık ne söylüyorum burada? Mustafa onu kaybedemezdin çünkü iki cinayeti açıklayamaz. Yani o, ama açıklayamazdı. Yapamazdı. Bir şeyin on işi onun içine geçerli. O ben kapattırdığım için yapamazdı demem ama beni kapatamazdı. Yani bunu sen kızını öldürdüysen biriyle aynen. Yani Mustafa'yı ortadan kaldıramazdın. İki baba ve kızın kaybını açıklayamazdın. Vallahi aynı şey senin için seni. Onun için hayır yapamazdın. Vallahi kaybı derdim. Burada da kılıfını... Ben öyle bir adamım bak. Evet. Ama benim nasıl bir insan olduğumu biliyorsun. Hmm. Nasıl bir insan olduğumu biliyorsun. Tamam işte kaybettin. Tamam mı? Kaybettiysen bul o zaman. Tamam, buldur bana. Buldur o zaman. Bulduracaklar merak etme. Bulsunlar. İnşallah bulunacak. Bulacak. O zaman senin yüzünü de burada bu millet görecek. Benim yüzümü de bir millet görecek tamam, o zaman. Görsünler. Benim tamam yüzümü görsünler hocam. Şimdi Mustafa ile evde yaptığı, Büşra'nın yaptığı bir röportaj var. O röportajda Mustafa çok ilginç şeyler söylüyor. Fatma çok dikkatli dinle kocanın. Kızın kaybolduğu geceyle ilgili söyledikleri, evde anlattıkları. Şu anki bize anlattıklarından biraz bir tık daha farklı. Onu bir ekranlara getireyim sonra o evden canlı yayın gerçekleştireceğiz. Sonra madene kadar gideceğiz. Tamam. Röportaj gelsin ekranlara lütfen. Gerçekten Mustafa sen söyle o zaman senin kızın ya. Benim kızımı sen kendisi kaybetti. Kendisi tamam, bulsun ya. Ne var bunların içinde? Bunların içinde bayan elbisesi var. Siz ne zaman gördünüz bunları? Ben temizlik yaparken gördüm ben. Bugün saat 2 gibi temizlik yaparken... Öbür odada dolabın içinde gördüm bu elbiseleri. Burada şurada soklu gördüm şurada. Dedim bunun içinde ne vakit diye. Ondan sonra baktım elbiseler var. Ondan sonra ağzını bağladım. Şu üst tarafa attım. Öbür odada uyuyordum dedi. Ama biz bu çocuklar burada yatıyordu yani. Geldiğimde böyle öyle bir uyuma şey yoktu yani. Sadece ayaktaydı. Ben telefon açtım. Ben yolda geliyorum diye. Işıklar yanık. Televizyona bakıyorum. Çocuklar yoruldu yattı dedi. Bu odada yani. Bu odada kimler vardı? Burada çocuklar yani 3 oğlan bir kız vardı burada. Üçü de uyuyordu. Hani üçü de uyuyormuş. Ben kapıyı açıp da bakmadım. Yani zavallı kalktık. Dedik ki ya kalk şu zobayı mobayı yakalım. Şu kahvaltıyı hazırlayalım. Mesaiden sonra dedim ben şoför gelir. Ona göre o gelmeden karnımızı burnumuzu doyuralım. Kalan eşyaları da yükleyelim gidelim diye iş ettim. Hangi eşyalar kalmıştı? Derin dondurucu, buzdolabı, ağır eşyalar yani. Yani o çocukların kaldıramayacağı eşyalar yani. Zavallı kalktık baktık çocuk yok. Nerede bu çocuk bilmiyorum. Nerede? Yok. Nerede eşyalarım eşyalar? Eşyaların hepsini almış gitmiş dedi bana. Bak eşyaların hepsini tavana saklamış. Bana hiçbir şey demedi. Ne kimlikten ne eşyadan hiçbir şey söylemedi bana. Hiçbir şeyden attığım haberim yok benim. Çocukların hepsi bu odada mı yatardı? Bu odada yatardı. Siz nerede yatıyordunuz? Odada yatırdık. Onlar burada yatırdı biz öbür odada yatırdık. Fatma Hanım diyor ki hepimiz aynı odada yatıyorduk. Yalan konuşuyor. Burada zobaları vardı. 8-10 senelik bu zoba bu. Bu eski böyle baza yoğdu. Şöyle bir normal bir minder vardı. Yani burada şurada yatırlardı çocuklar. Sabah siz kızın kaybolduğunu nasıl fark ettiniz? Kız gelmeyince fark ettim ben. Kız nerede dedim. Kız yok dedi. Nerede? Nereye gitti? Bilmiyorum dedi. Nasıl ya bu kız nereye gidiyor bu? Bilmiyorum nereye gittiğini dedi. Herhalde kaçtı bu dedi. Akşam buradaydı dedi. Dün eşyaları beraber yukladık dedi. Gece gitmiş dedi. Sabahın işte 7.30-8 gibi yani. O arada kalktık yani biz. Siz dediniz ya az önce belki eşya yardım olarak vermişler. Başka mesela birisi vermiş olabilir. Çocukların dediğine göre gelip gidiyordu ya. Kızınız kaybolduktan sonra da buraya gelip gidiyor. Ya mesela gidip geliyormuş diye sağdan soldan da duydum. Çocuklar da söyledi yani ama size. Kendi lafıyla göre söylüyorum yani. Kız geliyordu gidiyordu bayramada serenada gidiyordu demiş ya. Ben acaba gelip gidiyordu da. Bu eşyalar onun mu yoksa burada mı kaldı eşyaları diye ondan şüphelendim ya. Yani. O çocukların kızın eşyası değil onlar. Kimin eşyası? Yok bana verdikleri bana küçük gelenler başka hiçbir şey değil. Peki bu odada mı yatıyordunuz? Bakın, İki oda var. Yok göstersin bana buna olur mu eşyala? Yok dedi bana. Eşyaları tek oda göstersin vardı. Ha. Tek odada yatıyordunuz. Tek oda vardı. Mustafa iki ayrı odada çocuklar diğer odada yatıyor. Yok dedi bana eşya bile yoktu o odada. Bu İspartadan geldikten sonra geldi. Kız kayıp olmadan önce çocuklar öbür odada yatıyordu biz bu Berkay odada yatıyordu. Yok dedi bana. Oğlum da söylüyor. Bir tek oda vardı. Tek odada yatıyordunuz. Tek odadaydı. Yalan söylüyor. Niye ancak bunu yalan söylesin? Palavra başka neden, bir şey değil. Neden? Niye bunu? Yalan konuşayım ben? Palavra. Sadece benim amacım ne de sana yalan yani çalıştığını kanıtlamak için başka hiçbir şey değil dedi. Mustafa peki bu röportajda neleri doğru söylemiyor? Hiç hepsi yalan. Hangisi yalan hepsi mesela? Yalan, o odada ama. Yattığınız yalan, çocukların hepsi, orada yattığı yalan. Yalan. Siz diğer odada yatıyormuşsunuz. Hepimiz bir odada yatıyorduk. Çocuklar ufaldı çünkü. O yüzden sabah gelmiş. Yani bu arada şu da çok saçma Mustafa özür dilerim ama şimdi sen geliyor yani kız kayboluyor. Sabah söylüyor Fatma. Yok dedi bana. Yalan. Hepsi yalan. O söylediklerin lafların hepsi yalan. Niye bu benim kadar yalanlarımı çıkar ortaya. Çıkar. Çıkarırım. Çıkar. Hangi konuda yalan konuşuyorsun? Tamam, çalışması, gerçi hepsi orada, yalan değil mi? Gece gelmesi hepsi, hepsi yalan. Yani... Peki Mustafa şunu merak ediyorum. Sabah sen kalktın çocuk yok ortalıklarda.
Fatma bir şey yapmış olabilir. Niye annene babana gidip söylemedin? Ya ben annemle babamla ben de 15-16'sına küstüm ya. Ya önemli değil, çocuk kaybolmuş. Ya ben hiçbiriyle konuşmuyorum ki. Önemli değil, çocuk gitmiş ortalıkta. Niye tamam, konuşmuyorum ben ya. Ben 2007'den beri ben babamla konuşmuyordum ya. Ya konuşma ama baban i̇şte zaman... İşte yalan desin ya. Baban dedi ara ara konuşuyorduk diyor. Annen de diyor zaman yok zaman. Yok ya işte konuşuyorduk. Ama hiç önemli değil, ne olursa olsun ya, çocuğun gitmiş. Ya konuşmadım dedim hanım bak. Ben hepsini bak, itiraf ediyorum ama burada konuşmuyordum. Ya karından şüphelendiyse bak, bu çocuğu götürmüş. Ya eşyaları almış gitmiş, kaçmış ki çocuk dedi bana. Ama... Ben de zaten tutuklanmam ben. Zaten ben de dışarı çıkamıyorum. Daha iyiyse gitme. Daha iyi gitme yani. Ben burada yalan konuşmuyorum. Ben burada kendimi ifade ediyorum ben burada. Aynen ifade eder. Çok güzel ifade eder. Vallahi herkes biliyor kimin yalan konuştuğunu, evet, kimin düzgün konuştuğunu.